Bir Sektörün Nabzı programında daha birlikteyiz. Yeni bir haftaya başladık. İzleyicilerimize, ekranlar başında bizleri izleyen ve bundan sonra izleyecek olanlara sağlıklı günler diliyoruz. Her geçen günün daha iyi bir zaman olması için dua ediyoruz, ümit taşıyoruz. Yine bu haftada, önceki haftalarda olduğu gibi birbirinden değerli konuklarımız var. TÜRSAP ailemizden konuklarımız var. Bildiğiniz gibi daha önceki programlarımızda sektör içerisinden konuklarımızla birlikte sektör dışından, sektör paydaşlarından konuklarımız olurdu. Fakat bu sefer aileden, bizlerden konuklarımız. Evet, TÜRSAP İç Turizm İhtisas Başkanı ve Jolly Tour Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar konuklarımızdan birisi. Mete Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Başkanım. Aylin Başkanıma da selamlar. Evet, diğer bir konuğumuz TÜRSAP Incoming Turizmi İhtisas Başkanı ve Fuego Travel Yönetim Kurulu Başkanı Aylin Özsavaş. Aylin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar evet, diliyorum. Bugün gündemle ilgili son gelişmeleri ve hem iç turizmi hem kültür turizmimizi hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerle ilgili konuları konuşuyor olacağız konuklarımızla birlikte. Son gelişmelerle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Daha çok kısa dakikalar önce, yaklaşık bir yarım saat önce birliğimizde, Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği ile Azerbaycan Seyahat Ajantaları Birliği arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Her iki birliğin başkanı daha yarım saat önce bu işbirliğini protokolünü imzaladık ve iki ülke arasındaki turizm gelişmelerini yeni bir protokola bağlamış olduk. Halen görüşmeler devam ediyor. TÜRSAP genel merkezimizde biz görüşmelerden ayrılıp yayına geçtik. Bu sıcak bilgiyi de paylaşmış olayım. Öncelikle sektörümüze, bölge temsil kurulu başkanlarımıza, sayın başkanımıza Firuz Barbaros Bağlıkaya'ya, yönetim kurulu üyelerimize, hukuk baş müşavirimiz İlker Ünsever'e ve ekibine, ve tüm ajantalarımıza, tüm mesleğimize sahip çıkan meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu teşekkür nedendir? Bildiğiniz gibi 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu'nda bazı maddelerinde değişiklik yapılması konusu gündeme gelmişti. Meclisin Turizm Komisyonu'na havale edilmişti. Mecliste onaylanması için. Burada kanuna bir madde ilave edilmişti ki bu bizim seyahat ajantalarımız için çok olumsuz bir sonuç doğuracak bir konuydu. Otel işletmelerinin kendi araçlarıyla, kendi özmal araçlarıyla kendi transferlerini yapabilme hakkı tanınıyordu. Dolayısıyla seyahat ajantalarımızın çok önemli iş kalemlerinden biri olan transfer hizmeti elinden alınmış olacaktı. Bu kanun eğer geçmiş olsaydı. Çok sıkı bir humalı çalışmayla hep birlikte bir araya gelerek, birlik beraberlik yaparak, gerek hükümet nezdinde, gerek milletvekilleriyle görüşmeler, ikili temaslar, lobi nezdinde, gerekse sosyal medya mesajlarıyla, çalışmalarıyla sektörde iyi niyetli olan herkes bir araya gelerek bu maddenin geçmemesini, durdurulmasını sağladı ve bunun için ben başta başkanımız olmak üzere yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, BTK başkanlarımız ve sektöre emek veren tüm meslektaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum. Gördük ki geçmiş olduğumuz birkaç gün içerisinde birlik olunca bazı şeyler zor da olsa sonuçlandırılabiliyor. Bizim için, bizim lehimize sonuçlandırılabiliyor. Yine pandemiyle birlikte sağlık sektörünün aşılanma süreci gündeme gelmişti. Sağlık sektörü aşılanma süreci devam ederken Ocak ayı başı itibariyle yine biz birlik olarak Sağlık Bakanlığımızdan ve Kültür Turizm Bakanlığımızdan sağlık çalışanlarının, sağlık sektöründe hizmet verenlerin de aşılanması konusunu gündeme getirmiştik ve bununla ilgili çağrıda bulunmuştuk, yazışmalar yapmıştık, ikili görüşmeler yapmıştık ve nihayetinde bir süre sonra Mart ayı başı itibariyle bu görev ve bu sorumluluk Türkiye Tanıtım Ajansı'na verilmişti. Sağlık çalışanlarının aşılanma konusu. Henüz bir gelişme olmadı. Kayıtlar şu anda alınıyor. Ancak Nisan ayı ortalarında aşılanma sürecinin başlanabileceği bilgisini edindik. İnşallah bunda da bir gecikme olmaz. Çünkü sağlık çalışanlarının aşılanması bu sektörde yeni vakaların ortaya çıkmaması için
çok önemli. Tabii bu konuları da konuşuyor olacağız konuklarımızla. Ve öncelikle ben şimdi bu ön giriş bilgilerinden sonra Jöli Turu Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, aynı zamanda TÜRSAP İç Turizm İhtisas Başkanımızla söze başlamak istiyorum. Mete Bey, tekrar hoş geldiniz. Tabii ki sizlerin de konuşabileceği çok çok konular var. Sektörün içerisinde, özellikle iç turizmimizde, özellikle deniz, kum, güneş ve kültür turizmi olarak turizmin bütün alanlarında hizmet gösteren bir kurum olarak hem genel olarak sektörü yorumlamanızı hem de sektörün çok önemli büyük oyuncularından birinin yönetim kurulu başkanı olmanız sıfatıyla 2020 yılı nasıl geçti ve 2021 yılına nasıl başladık ve nasıl gidiyor diye sormak istiyorum. Buyurun. Memnuniyetle. Öncelikle Sayın Başkan, çok güzel özetlediniz biraz evvel. Ben de buna çok küçük de olsa bir katkı sağlamak isterim sözlerinize. Özellikle bilhassa otellerin transfer yapma olasılığı ile ilgili yapılan çalışmalarda işin aslında olumlu tarafından bakmak lazım. Başta TÜRSAP yetkilileri, Sayın Başkan Firuz Bey ve yönetim kurulu olmak üzere tüm sektörün bileşenleri, tüm ajantalar, bende Twitter yok ama duyduğum kadarıyla işte TT olan bir kampanyada hep beraber hareket ettik. Yani çok ciddi bir reaksiyon gösterildi. Bu şunu gösteriyor tekrar, turizm, özellikle seyahat ajantalığı biliyorsunuz sadece ticari olarak yapılabilecek bir meslek değil. Bunun içinde duygu var, heyecan var, cesaret var, bir sürü unsuru barındırıyor. Yani biz işimizi sadece, ben burada 10 binin üstünde aşkın seyahat ajantanın hemen hemen tamamı için bu düşüncelerimi ifade etmek istiyorum. Farklı bir meslek değiliz biz. İnsanların en güzel duygularında, anılarında onların yanında olan çok özel bir meslekteyiz. Bu anlamda bir yanlıştan dönüldü. İşin detayları çok önemli değil ama meslek örgütüne sahip çıkan tüm meslektaşlarıma hakikaten şükranlarımı sunuyorum. Çok özel ve önemli bir şeydi bu. Hep beraber birlikte hareket etmenin gücünün bir kez daha önemini gördük. Umarım ele ele böyle günlerde, yani hem aldığımız nefesin önemini çok daha yoğun fark ettiğimiz dönemlerde, aynı zamanda evimize ekmek götürmekle mücadele ederken böyle konularda hakikaten kendimizi yıpratmamamız gerektiğini bir kez daha buradan da hatırlatıyorum. Çok önemli bir meslekteyiz. Bunun değerini bizler biliyoruz. İnşallah bu bilgi çok daha yoğun bir şekilde yayılır. Bu da bir örnek olur. Bunun yanında aşılama ile ilgili de umarım tabii ki hizmet sektöründe işte seyahat ajantaları, hava yolları, oteller, otelci dostlarımız, otellerde çalışan çalışma arkadaşlarımız, misafirle daha fazla temas eden kişilerin aşılanması sürecinin bir an evvel başlaması. Ama bunun yanında keşke bütün ülke olarak, ülke insanı olarak umarım aşıya ulaşırız. Ve tüm insanlık, başta ülkemiz ama bütün dünya insanlığı da bu anlamda aşılanır ve en azından bu illetten kısmi de olsa uzaklaşır diye temenni ediyorum. Şimdi 2020 yılı biz özellikle tabii bakıldığı zaman geçen sene 2020 yılında çok zorluklarla karşılaştık. 2019 yılını Kasım ayında erken rezervasyon döneminde çok yoğun bir taleple karşılaştık. Hatta bizim şirkette müthiş şeyler vardı Şubat sonuna kadar, hatta Mart ortasına kadar. İşte bütçemizin çok daha üstünde gidiyoruz, talepler çok daha iyi geliyor. Yani düğün, bayram, böyle bir mutlu bir seneye başladık. Bütçeler %38 büyüme hedefi koymuşken %50 büyüme hedefiyle girdik Mart ayına falan derken işte pandemi ülkemize geldi. Ne yazık ki ondan sonraki süreci de hep beraber yaşadık. Seyahat ajantaları olarak biz bundan en çok etkilenen sektörlerin başında yer alıyoruz. Bunun ana sebebi şu: biz stok yapmıyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bir hayal pazarlıyoruz. Yani işte misafirimiz geliyor, ödemesini bize taksitle veya o günkü koşullarda ödemesini yapıyor. Bir hayal satın alıyor. Biz bu hayali düşünebiliyor musunuz? Yüzlerce bin kişi seyahat ajantalarına güven duyuyor. Bu hayallerini, tatil hayallerini gerçekleştirmek için seyahat ajantalarına geliyor, ödemelerini yapıyor. Mart'ın 17'sinden
Mayıs'ın tahminim 10'una kadar falan yaptığımız, Mart 15'ine kadar yaptığımız satışın %97'si iade talebiyle geldi. Yani ne olmuş oldu? Biz 2000, Ekim, Kasım, 2020 Aralık. yılından, 2020 yılından bahsediyoruz değil mi Mete Tabii Bey? tabii 2020'den bahsediyorum. Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart'ta yaptığımız satışın bugüne kadar bütün personel giderlerimizi oluşturmuşuz. Genel giderimizi oluşturmuşuz. Reklam giderimizi oluşturmuşuz. Banka maliyetlerimizi ödemişiz derken bütün bu misafirimiz iade istedi. Ne olmuş oldu? 6 aylık bütün masraflar kendi seyahat acentalarının kendi bütçelerinden, nakit akışından veya öz sermayelerinden harcanmış oldu. Çünkü tamamı iade edildi. Bu başka bir konuydu. Şimdi biz bir inşaat şirketi olsak ne yapıyoruz? İşte bir daire yapıyoruz. Ama daireyi bu sene satamıyoruz. Bir dahaki sene de satma şansımız yok var. Veya bir tekstilci olsak havlu yapıyoruz, kot pantolon yapıyoruz. Bir dahaki sene de satma şansımız var. Seyahat acentaları böyle bir konuyla karşılaştı. Ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum. Bu konuda belirli bir destek alamadık. Doğru bir şekilde başta ben özellikle Firuz Bey'in bu anlamdaki katkılarını hakikaten çok önemsiyorum. Çıktı her gün bu konuya değindi. Sizler yaptığınız, işte Aylin Hanım yaptı, tüm iktisat başkanlarımız, bütün herkes, bütün seyahat acentaları bu konuyu doğru bir şekilde ifade etmek istedik ama ya anlatamadık, ya anlaşılmak istenmedik ve bu konuyla ilgili beklentilerimiz karşılığını bulmadı. Daha sonra 1 Haziran itibariyle çok şükür ki özellikle ben burada da şunu önemsiyorum. Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sertifika özelliği, otellere vermiş olduğu bu anlamdaki öncelik, otellerin çok daha iyi önlemler almasını sağladı. Ve özellikle Haziran 15 itibariyle Türk misafir, mesela Temmuz ayında biz rekor bir sene geçirdik. Yani oldukça yoğun bir talep geldi. Ağustos'ta yurt dışı taleplerinin de artmasıyla beraber biraz da tabii sağlık şartlarını da daha fazla önemsendiği için Ağustos itibariyle talep düşmeye başladı. Ama iyi bir Eylül-Ekim yaşadık. Şimdi bunları da toplarsak hep beraber bir takım çalışmalar yaptık, bir takım kampanyalar oluşturduk. Şimdi burada tabii ben hem kendi şirketimin adına bir takım şeyleri ifade etmek istiyorum. Ama bunun yanında sektör içinde özellikle bir takım şeyleri ifade etmek istiyorum. Şimdi bakıldığı zaman misafirin, evet, seyahat acentalarına güveni var. Bu anlamda ne yazık ki işini suistimal eden seyahat acentaları da var. Mesela bu döneme girerken bunu da söylemek istiyorum. Bu dönemi kullanıp aslında bu dönemden dolayı zorluk yaşamayan acentalar da bu dönemi bahane edip bazı şeyleri ifade eden acentalarımız da oldu ne yazık ki. Ama bakıldığı zaman seyahat acentaları güven veriyor. Özellikle son 3 gün öncesine kadar yapılmış olan koşulsuz iptal sigorta hakkı ki ne yazık ki sigorta biliyorsunuz mücbir sebebe girdi. Biz bununla ilgili bir sigorta yapılanması ile ilgili bir çalışma başlattık. Pandemiyi mücbir sebepten çıkartan. Ama genel itibariyle misafirlerimizin güvenini kazanmak için her seyahat acentası kendi nakit akışına, kendi gücüne göre bir takım kampanyalar yaptı. İşte biz ne yaptık? Misafirimize dedik ki tamamını ödeme, dörtte birini öde. Geri kalan dörtte üçünü tatile gitmeden 3 gün evvel kapatırsın dedik. Herkes cansiperane bir şekilde bir şeyler yapmaya çalıştı. Ama ben her zaman söylüyorum, bu gemide tek başına değiliz. Seyahat acentaları tek başına yaşama şansı yok. Otelleri de yaşatmak lazım. Otellerin tek başına yaşama şansı yok. Hava yollarının, karayollarının yaşama şansı olması lazım. Bölgelerdeki esnafın yaşıyor olması lazım. Yani hep beraber topyekün bir çalışma yapılması lazım. Burada önce hep diyorum ben, önce canımı kurtaralım diye bir şey yok. Canan, can hep beraber bu illetten, bu mücadeleden hep beraber çıkacağız. İşte Aylin Hanım yurt dışından turist getirecek otellere. O oteller açacak. Biz de Türkiye'den misafir göndermeye başlayacağız. Bunun gibi seyahat acentaları da kendi içerisinde birlik beraberlik içinde hareket etmesi gereken bir dönem yaşıyoruz. Satışlara da ilgili ifade etmem gerekirse yurt içi turlar şu anda çok iyi gidiyor. Evet, geçen sene 100 lira almamız gereken rezervasyonu 100 liralık taksit yaparken bu sene 100 liralık rezervasyonu 25 lira tahsil ediyoruz. 75 lirasını sonra otele girmeden alıyoruz ama oda sayısı olarak bahsedersek geçen seneki sayıları yakalamış durumdayız bu dönemde. Hatta Şubat inanılmaz iyi bir Şubat geçti. Mart'ta biraz böyle beklentilerimizin altında çünkü ne yazık ki yakın çevremizde dahil öyle bir dönem yaşıyoruz ki ilk başta ailemizin, annemizin, babamızın, kendimizin, çocuklarımızın, çalışma arkadaşlarımızın, misafirlerimizin sağlığını düşünürken
Bir tarafta da tatil pazarlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de en şık şekilde, misafiri en doğru şekilde iletişim kurarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Ramazan Bayramı ile başlayan ve sonrasında devam eden dönem için oldukça yoğun talep alıyoruz Sayın Başkan bu dönem. Ama evet, misafirin tabii misafire güven veriyoruz. Nedir bu güven? Tatiline gitmeden 3 gün öncesine kadar senin iadeni tamamını koşulsuz iptal ederek yapabilirsin güvencesi veriyoruz. Dörtte bir bakiye alıyoruz. Paket turlar yurt dışı hiç başlamadı şu anda. Çünkü yurt dışında hatta şöyle bir kampanya yaptı. Dedik ki hiç ödemeyin. Uçağa binmeden 24 saat kadar tamamlayın, ama şu ana kadar günde böyle geçen sene 300-400 rezervasyon alırken şimdi şu anda ikilerde, üçlerde. İşte biraz Balkanlar, biraz belki ileri tarihlerde Dubai'ler falan. Yurt dışı talepleri oldukça az, çünkü hala şu belli değil. O dönem gideceği ülkeye havayolu ulaşımı olacak mı? O dönemde oradaki sağlık şartları nasıl olacak gibi bir sürü konu olduğu için yurt dışı satışlarımız başlamalı. Yurt içi çok iyi gidiyor. Kültür turları geçen sene sayılarda olmasa bile her hafta 3-5 tane program çıkartıyoruz. Şimdi Ramazan başladı. Ramazan'da biliyorsunuz oteller açık. Otellerde iftar programları daha rahat. Sosyal alanlarının daha rahat olduğu oteller açıkçası Ramazan ayında da talep görüyor şu anda. Bunları sakın lütfen yanlış anlamayın. Hani ticari olarak düşünüp konuştuğum şeyler değil. Bugünkü bizim kendi şirketimizin pozisyonunu anlatıyorum. Ama dediğim gibi özellikle seyahat acentalarının bilhassa bu dönem bürokrasinin daha fazla katkısı olması gereken bir dönemi yaşıyoruz. Çünkü bugün belki 1 lira destekle çok şey yapılabilecekken yani 100 lira destekle hiçbir şey yapılamaz bir durum yaşıyoruz. O yüzden işte en son belki gösterdiğimiz reaksiyon bazı şehirlerinde seyahat acentalarında bir kez daha önemsenmesi ve hareket kabiliyetinin olduğunun anlaşılmasına sebep oldu. Bu noktada hakikaten TÜRSAP yönetimine, başkan ve tüm yönetici dostlarıma da teşekkür ediyorum. Kısaca şu andaki durumumuzu anlatmış oldum. Mete Bey çok teşekkür ederim. Devam edeceğiz. Özellikle bu aşamadan sonra özellikle biliyorsunuz 31 Mart'ta kısa çalışma ödeneği çok önemliydi sektör için ve çalışanlarımız için, nitelikli personelin korunması ile ilgili. Ve bu ödenek süresi bitti. Artık 1 Nisan'dan itibaren verilmeyecek. Bu konuyu konuşacağız ve bu aşamadan sonra tabii ki yavaş yavaş belki normalleşeceğiz. Belki çok fazla gayret göstereceğiz. Herkes sizin gibi gayret gösterecek. Fakat sektör eskisi gibi olmayacak. En azından eskisi kadar dinamik olmayacak. Belki insanlar bir yerde artık toplu kitle halinde seyahatlerin yanına bireysel seyahatlere yönelecek. Bu aşamada sektör için neler yapılması gerektiği konularını konuşacağız. Evet, şimdi Aylin Hanım'a dönmek istiyorum. Aylin Hanım tabii ziyaretçi sayısında da çok önemli bir azalma oldu. 2019 yılında 45 milyon ziyaretçiye karşılık 2020 yılında 15 milyon civarında bir ziyaretçi geldi ülkemize, ki bunun zaten 3,5 milyon ziyaretçisi pandemi başlamadan önce Ocak, Şubat ve Mart'ın ortalarına kadar olan ziyaretçiydi. Yani bakıldığında 11-12 milyon ziyaretçi almışız yurt dışında tatil anlamında. Evet, 2020 böyle geçti. 2020 yılı, 21 yılı da öngörüleriniz nelerdir? Ve bununla birlikte öncelikle acentalarımızın yaklaşık %10'unu kapsayan bir anket çalışması oldu. Incoming İhtisas Turizm Başkanlığımızın 1022 acentamız üzerinde kapsamlı bir anket çalışmanız, bir araştırmanız oldu. Ki bu sektör için çok önemli bir veriyi ortaya çıkarttı. Önce bundan başlayalım, sonra 2021 yılını konuşmaya devam edelim Aylin Hanım. Buyurun. Peki, şimdi öncelikle Mete Başkan'ın sözlerine teşekkür etmek istiyorum. O kadar güzel özetledik ki şu andaki turizmin. Çünkü dediği gibi hayal satıyoruz. Bunun karşı tarafının milliyetinin ne olduğunun önemi bile yok. Karşımızdaki Türk de olabilir, Alman da olabilir, Rus da olabilir, Amerikalı da olabilir, her millet olabilir. Biz onlara da hayal satıyoruz, onlara da hizmet satıyoruz. Çok zor dönemlerden geçiyoruz. Ama şunu da görüyorum, Türkiye özlem
yurt dışında da büyüyor. Beni sadece mevcut vaka sayıları şu anda çok düşündürüyor. Biz şu anda tekrar çok ciddi anlamda talep gören bir ülke haline geliyoruz. Bu sadece deniz, kum, güneş de değil üstelik. Bütün paydaşlar, bütün işte kültür turlarından tutun. Sizin de dediğiniz gibi niş turlar veya tematik turlar gitgide artacak o talepler. Bu vesileyle bu arada bugün imzalanan Arnavutluk'la olan Azerbaycan'la olan pardon Arnavutluk değil özür dilerim Azerbaycan'la olan anlaşmayı da tebrik ediyorum. Güzel bir işbirliği protokolü olmuş anladığım kadarıyla. Bunların diğer ülkelerde de artarak sürmesini diliyorum açıkçası. Şimdi biz evet biz İnkamik İhtisas Başkanlığı olarak bir anket çalışması olduk. Çok da güzel bir katılım elde ettik. 1022 kişi doldurdu anketimizi. %10 olarak bakmamak gerekiyor. Çünkü bizim anket gerçekten ucundan da olsa incoming yapan, incoming faaliyetinde bulunan seyahat ajentalarının doldurabileceği bir anketti. Burada çünkü hem biz hangi ülkelerden ağırlıklı olarak turist getirdiklerini, bir de incoming yanında neler yaptıklarını da görmek istedik. Ama hiç incoming yapmayan, üzülerek söylüyorum tabii ki ikinci sorudan sonra ilerlemesi mümkün değildi. Bunun amacı ona yönelikti. İnşallah TÜRSAP olarak ihtisas başkanlıklarının ortak belirleyeceği bazı anket çalışmalarımız da belki ileriki dönemde olacaktır diye düşünüyorum. Mete Başkan da mesela kendi ihtisasıyla ilgili de sektörümüzün bazı farklılıklarını veya çeşitlerini anlayabilmek için. Çünkü biz çok geniş bir aileyiz, çok büyük bir aileyiz. Çok ciddi sektörde ve ülkede yaptığımız işle aslında söz sahibi olmamız gereken ülkenin tanıtımından veya turizmden çok acentaların etkisi çok büyük aslında. Biz bu gücü geçen gün bu transfer çalışmasıyla ilgili sanırım herkese gösterdik. İnşallah bunu birlik olarak, beraber olarak daha farklı çalışmalarda da gösterebiliriz diye düşünüyorum. Biz büyük bir aileyiz çünkü ve ailemize sahip çıkalım. Burada Sayın Başkanımız Firuz Bağlıkaya'ya ve tüm yönetim kuruluna bu ateşi yaktıklarından dolayı bir kere teşekkür ederim. Az buz bir başarı elde edilmedi orada. Ben de bizzat elimde telefonla kaç tane tweet attım artık sayamadım bile. Ama sonucunu görmek bizi tabii ki mutlu etti. Çünkü bize ait olması gereken bir hakkı bizim korumamız gerekiyor. Bunu elde tutmamız gerekiyor. Hatta bunun üzerine kata kata gitmemiz gerekiyor. Kaybetmememiz gerekiyor. Şimdi anketin değerlendirmesine gelirsek, dediğim gibi 1022 acenta sağ olsunlar vakit ayırarak anketi doldurdular. Bizim burada gördüğümüz incoming acentalarının büyük çoğunluğunun bu güzel bir sonuç çünkü. Takriben %62'nin kültür turuyla ilgilendiğini gördük. Incoming yapan Mete Başkan'ı ilgilendiren bir şey söylemek istiyorum. Incoming acentalarının yaklaşık %29'u aynı zamanda iç turizmle ilgileniyor. Yani ben hep şey diyorum, biz turizm paydaşları veya ihtisasları
Bizler böyle şey gibiyiz, ahtapot gibiyiz. Her bir bacağımız diğerine değiyor aslında. Yani karayolu taşımasından tutun, iç turizmden tutun, kruvaziyerden tutun, Mayıs'dan tutun. Hepsi aslında birbirinin vazgeçilmez parçaları. Ben öyle görüyorum. 30 yıldır bu işi yaparım. Herhalde hiç yapmadığım çok az bir bölüm kalmıştır diye düşünüyorum. O yüzden bizim bütün olarak zaten bu dönemin çok güzel bir yönü de şu, biz ihtisas başkanları olarak çok yakın dirsek temasındayız. Bundan ben fevkalade mutluyum. Bizim birlikte güç birliği yaparak sektörümüze faydalı olabilecek çalışmalarda bulunmak bizim en büyük temennimiz diye düşünüyorum. Bunun için de çabalıyoruz. Yurt dışından Türkiye'ye talepler artıyor, onu da belirteyim. Ama sadece bizim bu virüsü birazcık daha kontrol altında tutabilirsek, ben şöyle tahmin ediyorum. Ramazan'da zaten bir tekrar kapanmaya geçiyoruz. Restoranlar malum biliyorsunuz kapanıyorlar. Dolayısıyla belki biz bunu frenlersek, çünkü şu anda en basit Almanya bile bizim en büyük turist gönderen Rusya'dan sonra en büyük pazarımız. Onların da şu anda seyahat uyarısı yapıyorlar ama Covid'den dolayı yapıyorlar. İşte dikkat edin şeklinde. Ama bir pozitif haber de aşılama ile ilgili iki aşıyı da tamamladıktan sonra artık bu aşı pasaportuyla da insanlar karantinasız özgürce seyahat edebilecek. Bu da çok pozitif bir şey. Bizim için çok önemli bir konu. Şimdilik Ali Bey söyleyeceklerim bu Peki. kadar. Peki devam edeceğiz. Özellikle dizi ihracatımızın ülkemize ziyaretçi getirme anlamında etkisini konuşacağız. Bunun da çok büyük bir etkisi var. Evet, Mete Bey'e dönmek istiyorum. Bu arada Mete Bey, çok fazla da soru geliyor. Siz bazı soruların cevabını aslında konuşmalarınız içerisinde verdiniz ama henüz daha cevap vermediğiniz sorular da var. Onları ben yönelteceğim size. Aynen geldiği gibi, hiç sansür uygulamadan. Çünkü gerçekten çok dobra sorular geliyor. Evet, sorulara geçmeden önce kısa çalışma ödeneğinin bitmiş olması sektöre nasıl bir olumsuz etki oluşturur Mete Bey? Şimdi Ali Başkanım şöyle söyleyeyim, tabii ki çok önemli kısa çalışma ödeneği özellikle bizim sektörümüze, sadece seyahat acentaları değil, otelci dostlarımız da bu anlamda çok etkilendi diye düşünüyorum. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında ciddi bir etkisi olacak. En azından bayrama kadar 1,5 ay daha devam etmesi sektör açısından, tüm aslında sektörler açısından çok önemliydi. Biz tabii kendi açımızdan baktığımız zaman biz toplam şirketin %8'ini başvurabildik kısa çalışmaya. Çünkü kısa çalışmada biliyorsunuz kısa çalışmaya çıkarttığınız personeli çalıştıramıyorsunuz. Bence bu anlamda da bir yumuşatma olabilirdi diye düşünüyorum. Biz de 1 Nisan itibariyle tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber %50'sini evde 15 gün, %50'sini şirkette çalıştırmak üzerine dönüşümlü olarak bugüne kadar tüm arkadaşlarımız neredeyse çalıştı. Bu anlamda da kısa çalışmadan aslında bireysel olarak çok katkı sağlayamamışken sektör çok katkı sağladı bu anlamda. Alt acentalarımız çok katkı sağladı. İşte üç personel varsa belki birini şirkette tuttular, ikisini kısa çalışmaya gönderdiler. Yaklaşık 200'e yakın bayimizden bahsediyorum. Hakikaten çok önemliydi. Şimdi birinden itibaren biliyorsunuz ücretsiz izinle ilgili İşte şirketler bir takım çalışmalar yapıyor ama hakikaten ciddi bir mutsuzluk ve erozyon oluşmuş durumda. Özellikle işte enflasyon değerlerinin de yükseldiği bu dönemde, maliyetlerin de arttığı bu dönemde hakikaten zor. Yaşam şartları daha da zor. Umut ediyorum ki hep beraber bu illet hakikaten bir an evvel bitsin. Çünkü şöyle biraz evvel bahsettiğiniz çok soru var diye. Bizim Esentepe'de merkezimiz, yan odamda da Mert kardeşim, yönetim kurulu başkan vekilimiz, aynı zamanda şirketimizin CEO'su. Biz her sabah buluşuyoruz, 10 tane birbirimize soru soruyoruz yani. O yüzden herkesin bir şeyleri sorması, merak etmesi, bilgi edinmesi
Çünkü hakikaten hala neyle karşılaşacağımızı tam olarak fark edemediğimiz bir dönemle karşı karşıyayız. İşte Şubat ayında tam sağlık şartları biraz daha olgun oluşmaya başlamışken, bu arada çok vefat eden insan var. Hakikaten Allah rahmet eylesin. Allah ailelerine hepsine sabır versin. Çok hastalıkla mücadele eden kişiler var. Mart ayında ciddi bir artış oldu, değil mi? Avrupa'da şu anda vaka sayısında birinci duruma geldik. Burada ben sadece bürokrasiyi değil, özellikle bireysel olarak insanların kendisini suçlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her ne yapılırsa yapsın, herkesin bireysel önlemi çok önemli ki. Ne yazık ki bunu belirli ölçüde yapamadığımız gözüküyor ki şu anda günlük vaka sayısı 40 binin üzerine çıktı. Dediğim gibi kısa çalışma hakikaten önemliydi. Keşke devam etseydi. Bununla ilgili TÜRSAV'ın da son derece aktif olarak, özellikle Firuz Bey'in geçen hafta çok yoğun bir şekilde bu konuyla ilgili talepleri ilettiğinin de farkındayız. Umut ediyorum ki bununla ilgili bir karar alınır. Çünkü sektör hakikaten çok zor durumda, zor şartlarda devam ediyor. Hükümet aslında burada bütün sektörlere kısa çalışma ödeneğinden yararlandırdı. Aslında bakılınca bizim bütün çabamız, bütün çağrımız, başkanımızın da, bütün TÜRSAP camiasının, hatta turizm sektörünün diğer paydaşları da, otelciler de, taşımacılar da hep bunu dile getiriyor. Kısa çalışma turizm sektörü için ayrı bir şekilde yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini biz sürekli söylüyoruz ki gerekli olan bu. Bakıldığı zaman kargo şirketlerde, işte marketlerde ya da farklı farklı sektörler, %100 etkilenmeyen sektörlerde kısa çalışmadan yararlandı. Dolayısıyla hükümet şimdi diyor ki işte para kalmadı, kaynak kalmadı. Zaten işsizlik fonundan verilen bir para. Aslında çalışanın parası kendisine ödenen bir sistem var burada. Şimdi bizim en büyük endişemiz Mete Bey, kısa çalışma ödeneği bizim nitelikli elemanlarımızı koruyacaktı. Şimdi bakıldığı zaman belki güçlü şirketler bir yere kadar daha personelini bünyesinde barındıracak, tutacak. Oysa ki sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bizim acentalarımızın %70'i, %80'i küçük aile işletmeleri. İşte 3 kişi, 5 kişi, 2 kişi şeklinde çalışan işletmeler. Ve elinde bir personeli var, iki personeli var. Her şeyini yapan, eli, ayağı, gözü, kulağı olan personel. Ve bu kişiler yeri geldiği zaman ülke ülke, şehir şehir, fuar fuar, elinde çanta, tanıtım materyalleriyle ülkeleri dolaşıp, şehirleri dolaşıp ülkemize, şehirlerine ziyaretçi gelmesini sağlıyorlar. İşte bu insanlar bu sefer bu sektörden kayarsa, başka bir yere gelirse döndürmemiz zor olacak. Onun için kısa çalışma çok önemli. Şimdi Ali Başkanım bir ekleme yapayım. Mesela çok güzel özetlediğiniz kalifiyeli eleman. Bir de işin duygu tarafı var. Mesela biz bu sene 35. senemize geçiriyoruz. Biz bugüne Mete Vardar, Mert Vardar, Sinan Vardar, babam kurucumuz. Sadece bizler değil, çalışma arkadaşlarımızla beraber bu şirketi bu noktaya getirdik. Hep beraber getirdik. Bireysel olarak belki biz gemiye kaptanlık yapıyoruz ama onların almış olduğu görev, mücadele, hakikaten şirkete katkısı çok ciddi oldu. Şimdi biz böyle bir dönemde, mesela ben size şöyle söyleyeyim. Yurt dışı departmanı 1 Nisan'dan işte bugün tam bir sene olmuş, bir tane program çıkmadık. Satış yapamadık. Yani tur kaldıramadık. Tüm ekip devam ediyor. Tüm ekip. Bilet departmanı neredeyse %70-80 düştü işte. Yurt dışında zaten bilet kesilmesi sıfır oldu. Aynen devam ediyorlar. Hatta kısa çalışmaya da çıkartmadık arkadaşlarımız. Kültür departmanının %60-70 işleri düştü. Aynen kadroyla devam ediyoruz. Mayıs departmanı bir senedir bir tane toplantı grubu yapmadı. Aynen devam ediyoruz. Niye devam ediyoruz? Biz çünkü bu arkadaşlarla var olduk. Bugüne kadar bu arkadaşlarla kazandık. Bundan sonra eğer bir gün bitecekse bu iş, hep beraber bitireceğiz. Gittik bugüne kadar ki bütün neredeyse kazancımızı bankalara verdik, kredi aldık. Niye biliyor musunuz? Biz Jolly olarak belki de bu sektörde tek borçsuz giren şirketlerden bir tanesiydik. Hiç borcumuz yoktu bizim. Bizim misafirden aldığımız parayı otellere ödemiştik. Otellerden iadelerimizi alamadık. Sadece bu iadeleri yapmak için tüm mal varlığımızı, yani bu çok detaya girmeyeyim, çok büyük bir kısmını bankalara verdik, kredi aldık misafirlerin iadesini yapmak için. Yani ben misafir iadesi yapabilmek için %20 bankadan faizli kredi alıp misafire iade yaptım. KGF desteği dendi. %18,5 krediyle KGF aldık. Onu da misafir iadesine kullandık. Şimdi bunları, yani şimdi burada o kadar çok konuşulacak şey var filan ama
pozitif bir takım mesajlar vermek adına burada olmamız gerekiyor bizim gibi insanların. Yoksa o kadar çok şey var ki dert anlatabileceğimiz, konuşabileceğimiz, sektörün acılarını anlatabileceğimiz ama şu anda yapmamız gereken kol kola gireceğiz. Hep beraber olacağız. Hem çalışma arkadaşlarımızla hem birey olarak misafirlerimize doğru bir şekilde konuyu aktaracağız. Tüm meslek örgütleri, STK'lar birbirini aşağı çekmenin peşinde olmayacaklar. Kol kola bu mücadeleden nasıl çıkarız peşinde olacaklar. Bizler üreteceğiz ki devletimize vergi ödeyeceğiz. Jolly battı kapandı diye. Ne olacak? Senede 1 milyon kişi yapıyoruz. Milyonlarca vergi veriyoruz devletimize. Bizim gibi bir sürü meslektaşlarım var. Burada tek tek ismini vermeyeyim. Kapanırlarsa kimin kazancı olacak? Belki birileri bundan belki heyecan duyabilir, mutluluk edebilir. Ülkemiz nasıl kazanacak? Biz ülkemize nasıl katkı sağlayacağız? Bizim şirketimizde şu anda 1000'e yakın çalışma arkadaşımız var. Aileleri, acentalarla beraber neredeyse 7-8 bin kişiye bu ekmek, bu dükkandan bir kazanç elde ediyoruz hep beraber. Ben nasıl ekmek götürüyorsam onlar da ailelerine götürüyor. Nasıl olacak? Nasıl olacak ya? Yani evet. Bu dönemi biz doğru bir şekilde ifade edemezsek bu herkes için geçerli. O yüzden diyorum ki bu dönem devletimiz bizler daha fazla çalışalım. Günde 20 saat çalışalım. Daha fazla üretim sağlayalım. Daha fazla bakın ben size şöyle söyleyeyim. Biz Nisan ayında herkes personel çıkartmakla ilgili plan yaparken 38 tane yeni eleman aldık. Niye biliyor musunuz? Sırf iptal ve iadelere cevap verebilmek için. Sosyal medya kaynadı ya. Şöyle iademizi alabilir böyle ya anlatamadık. Kimse bir tane büyüğümüz de çıkıp demedi ki ya seyahat acentalarının sıkıntısı var. Ödediğiniz ödemeler otellerde. Biz bunu çok rahat bir şekilde belgeleyebilirdik. Çok rahat. Otelleri ödeme bu kadar yaptık. Bakın ben size söyleyeyim 24 saatte neredeyse toplam Türkiye'deki seyahat acentalarının toplam %90 cirosunu hangi şartlarda nasıl geldiğini, nerelere ne ödemeler yapıldığını çıkartılabilir ya. Çok rahat çıkartılabilir. Yani bu işten kim suistimal oluşturacak? Kim bu işi düzgün bir şekilde yönetmeye çalışıyor, mücadele etmeye çalışıyor? Her şey çıkabilirdi. Yok istenmedi, yapılmadı, edilmedi. Yani büyük mücadele. Ben belki bu konularla ilgili çok agresif oldum, bir şeyler söyledim. Bir takım dostlarımı kırdım. Hakikaten üzüldüm ama bazı şeyleri doğru bir şekilde ifade etmeye çalıştım. Ama baktım hakikaten çoğunluk ne yazık ki işte en son otellere transfer önceliğinin verilmesi konusundaki reaksiyon son bir senedir seyahat acentaları tarafından gösterilmedi. Ben mesela biraz bu konuda yalnız kaldığımı da düşünüyorum. Hedef olduğumu da düşünüyorum. Bir takım insanlara söylediğim kelimeleri rahatsız edip mutsuz ettiğini düşünüyorum. Ama gerçekler bunlar. Gerçekler bunlar. Yani bizim hakikaten doğru bir şekilde misafire belki bireysel şirket olarak bir şeyleri ifade ettik ama seyahat acentaları olarak doğru bir şekilde ifade edemedik. Ne yazık ki bunları şu anda niye söylüyorum biliyor musunuz? Tekrar aynı duruma gelme durumumuz var. Ne yaşayacağımızı bilmiyoruz önümüzde. Yani belki Mayıs ayında ne bekliyoruz biz? Sayın Cumhurbaşkanımızın çifte bayram geçen sene yaptığı açıklamanın bu sene de yapılabileceğini düşünüyoruz değil mi? Ya olmazsa bu? Nasıl olacak? O yüzden en fazla kenetlenip birlikte hareket etmemiz gereken bir dönem yaşıyoruz. Şu anda özellikle seyahat acentalarının bağlı bulunduğu kurum TÜRSAB. TÜRSAB'ın başkanı da Firuz Bağlıkaya ve yönetim kurulu. Bizler sizlere destek vereceğiz. Sizler bizi doğru bir şekilde anlayacaksınız. Ve hep beraber kol kola daha doğru bir şekilde ifade edeceğiz kendimizi. Çünkü bu konuda zaman zaman hakikaten seyahat acentaları yalnız kalıyor. Bireysel mücadelelerinin çok fazla yeterli olmadığı gözüküyor. O yüzden hep beraber kol kola doğru bir şekilde ifade edeceğiz. Çünkü seyahat acentaları kaybolursa bu duygu giderse Aylin Hanım ofisini kapatırsa işte 35 senedir bu işi yapıyorum diyor. Jolly'nin kurulumu 86 yıldır 35. senemiz. Kapattık gittik. Ya bir daha bu şirketler kurulabilir mi zannediyorsunuz? Mümkün mü? Çünkü parayla kurulabilecek işler değil bunlar. Bunlar bir duygu bütünlüğü. Biz 4 kişi başladık. Figen vardı 30 senelik bizim yanımızda şu anda da genel müdürümüz değil artık yönetim kurulu üyemiz. 4 kişiydik 5 kişiydik ya. Büyüdük ama heyecanla gidiyorduk Kadıköy'e otobüs kaldırıyorduk 10 saat evvel gidiyorduk. Sanki Fenerbahçe Beşiktaş maçına bir gün evvelden gidip sabahlar gibi gidiyorduk Kadıköy'de Tosçu'nun önünde yer tutuyorduk. Otobüslerimize doğru yerden ya büyük bir heyecan büyük bir şey bu şeyi bu ruhu kaybetmememiz lazım. Bu ruhu kaybederse
İşte gelirler, başkaları gelir. İşte İngiliz takımlarının yabancılara satılması gibi mücadele bambaşka bir yer alır. O duygu kaybolur. Duygu kaybolursa da onu bir daha parayla getirme şansımız yok. Bunu aman başkan siz de mücadele edin de bu duyguyu kaybetmeyin. Bize de kimseye de, kimsenin de bu duyguyu kaybetmesine ben birey olarak zaten müsaade etmem de sektör olarak etmeyin. Gözünüzü seveyim. Hep birlikte birlik olarak da müsaade etmeyeceğiz. Zamanımız da sonuna doğru geliyor. Aylin Hanım'a dönmek istiyorum tekrar. Çünkü konuşacak olacağımız sorular var. Birkaç konu var. Evet Aylin Hanım, dizi ihracatımızın özellikle ülkemize ziyaretleri etkilediğini görüyoruz. Bununla ilgili çalışma var mı elinizde, bir veri, rapor? Şöyle söyleyeyim. Tabii ben bu arada zevkle Mete Bey'i dinledim. O kadar güzel konuşuyor ki ağzınıza sağlık Mete Başkan. Alayız çok güzel. Hakikaten bu yaptığımız işlerin tarifi öyle basit kelimelerle olmuyor. Gerçekten duygularla oluyor. Vallahi duygulandım. Ben dinlerken ben duygulandım. İşte bunların bir şekilde yukarıdan da anlaşılıyor olması lazım. Ben kısa çalışma ödeneğine de ben de bir çift sözüm olacak. Gerçekten o uzamasını bekliyorduk hepimiz sektör olarak. Büyük bir hayal kırıklığı oldu uzamaması. Halen bir umut, belki sesimizi duyarlar diye de bekliyoruz. Çünkü gerçekten yetişmiş insanlarımızı kaybetmek istemiyoruz. İstihdamın devamının sağlanmasını istiyoruz. Ama öyle paydaşlarımız var ki bir senedir bir tane fatura kesmedi. Türkiye'de her sektör iş yaptı. Biz hariç, daha doğrusu. Dolayısıyla bunun aslında tekrar bir Twitter kampanyası da bunun için yapalım tekrar diyorum. Acaba yapsak mı? Çünkü bir de sayılarımız da çoğalıyor. Şimdi sayılar az gitseydi, ama sadece turist gelmek de değil, bir Mayıs sektörü var, hiç iş yapamıyor. Onlar da aynı şekilde. Şimdi turist gelse de yapamıyor. Peki şimdi turist geldi ama deniz, kum, güneş de topu ne kadar, kaç acentayı ilgiliyor? Yani biz çok büyük bir sektörüz. Paydaşlarımızla birlikte biz sadece 10 milyon, 15 milyon turistin gelmesiyle de ayağa kalkacak bir sektör değiliz. Bunu anlatmak gerekiyor. Yani şimdi Ruslar geliyor diyor, her acenta iş yapamıyor. Mayıs sektörü iş yapamıyor. Kuvazer iş yapamıyor. Bunun gibi daha neler neler. Peki gelelim dizilerimize. Şimdi dizileri, dizi ve film endüstrisi tabii çok geniş bir sektör. Hepimizin de aslında en sevdiği ve özellikle pandemide evde ne yaptık? Bol bol dizi ve film izledik. Özellikle online platformların çoğalmasıyla çok ciddi bir var ortada ve bu endüstri aynı zamanda, şimdi eskiden hep şey derim, eskiden biz gideceğimiz yere ne yapardık? İşte belki görsellere bakardık, kataloglara bakardık. Teknoloji ve bu kadar da dizi filmlerin çoğalmadan önce. Şimdi artık ne yapıyoruz? Görsellere bakıyoruz ve hatta filmlere bakıyoruz. Ona göre de ay buraya gitmek lazım diyoruz. Burayı görmek istiyorum diyoruz. En basit, dün biliyorsunuz Mısır firavunların taşınması oldu. Şimdi ben aynı zamanda bir turistim diyorum kendime. Ben ömrümün sonuna kadar turist olarak da yaşamaya devam edeceğim. Çünkü neden? Seyahat etmek benim için de bir vazgeçilmez bir tutku. Sadece bundan ilgili turist getirmekten dışında ben kendim de çok seyahat etmeyi seviyorum. Şimdi dün baktım, en basit ona bile bakarken dedim ki en kısa zamanda açılsın da ben bir Mısır'a gideyim dedim. Şimdi
bizim artık tanıtım dediğimiz bütün bu görsellerle, dizilerle, filmlerle meydana geliyor. Artık ona doğru gidildi. Ve Türkiye'de bunun önemine bir süredir zaten vakıf açıkçası. Yani bu Netflix'teki yayınlar bizi muazzam bir pazarlamamızı sağlayan unsurlar bazı. Şimdi biliyorsun izlediniz mi bilmiyorum. Bir Atiye, Göbekli Tepe'ye ben defalarca gittim ama o diziyi izleyince beni orası yine çağırdı. Yine çağırdı. Biz dolayısıyla bu tanıtımların geç bile kaldık. Çünkü dünyadaki birçok ülke tanıtımlarını dizi ve filmleriyle yaptı. En basit bir şey söyleyeyim. Hatta burada ben onun notunu da almıştım. Artık yaşlandım, aklımda her şeyi tutamıyorum, kusura bakmayın. Bir saniye, neydi? Braveheart filmiyle İskoçya %300. Ya ben bu sayıyı duydukça halen hayret ediyorum. İskoçya %300 oranında turistini arttırdı. Bizim Truva bu arada 73. O da muazzam bir sayı. Truva filmi. Halbuki biliyorsunuz Truva orada da çekilmedi. Sadece ondan bahsedilmesi bile buna ciddi bir etki yarattı. Dolayısıyla bizim ülkemizin şimdi Türk yapımların dışında yabancı yapımların da Türkiye'de film çekmeleri için aslında teşvik sistemini tekrar ele almak gerekiyor. Bununla ilgili ben açıkçası şahsım olarak çok ilgilenmeye başladım ve bunun da takipçisini olacağım. Hatta Sinema Genel Müdürlüğü ile bu konuda bana, çünkü bir de şeyden geldi, İtalya'dan geldi biri, Türkiye'de film çekmek istiyor diye. Çok tabii hevesle karşıladım bunu ve bir şekilde onları bir araya getireceğim. Bakalım ne yapılabilir? Yani yurt dışından yapımcıların Türkiye'de gelip film çekmeleri, inanın hepimize faydası dokunacak işler bunlar. Çünkü buradaki herhangi bir, sadece dışarısında değil, bizim yurt içinde de bu online platformlarda yayınlanacak filmlerde özellikle tarihi ögeleri veya tarihi noktalarımızı da ön plana çıkartırsak bu bizim tanıtımımız, ülke tanıtımı için çok önemli olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Evet Aylin Hanım, çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel özetlediniz. Tam buradan şimdi geçiş yapmak istiyorum. Mete Bey, aslında yurt içinde de bizim yurt gezginler için, kendi ülkemizdeki bir şehirden diğer şehire gezen insanlarımız için kendi bölgelerimize çekilen dizi filmlerinin de çok büyük etkisi var değil mi? Ben hatırlıyorum, yaklaşık 15-20 sene önce bir Asmalı Konak dizisi vardı ki akın akın Jolly Tour'un ve diğer bütün meslektaşlarımızın otobüsleri Kapadokya'ya giderdi. Yani ben bile gitmiştim o dönemde. Henüz daha turizmci bile değildim. Böyle bir durum var. Ülkemiz kültür turizmi yönünden özellikle 2020 yılında bu pandemi döneminde hem kitle turizmi olarak hem de bireysel olarak çok seyahatlerin olduğunu gördük. Sizin de hatta firma olarak farklı bir uygulamanız vardı. İnsanlar kendi bireysel araçlarıyla seyahatlere, sizin programlarınıza katılabilme gibi böyle bir farklı bir uygulama yapmıştınız. Tabii karşılığını ne kadar alındı onu bilemiyorum ama konsept olarak çok güzel bir düşünceydi. Bu anlamda da tebrik ediyorum. Kültür turları yönünde de sadece tur yapmakla değil, yine firma olarak da farklı bir tanıtım misyonunu üstlenmiştiniz. Bu topraklar bizim diye küçük küçük tanıtım videoları vardı. Ben izlemekten çok keyif alırdım. Hatta bugün de birkaç tanesine denk geldim, YouTube'da izledim. Evet, biraz kültür turizmini konuşalım ülkemiz açısından. Deniz, kum, güneşi konuştuk biraz. Sanırım 2021 yılında da bu alışkanlık devam edecek diye düşünüyorum. Çünkü şu anda her ne kadar sokağa çıkma yasağı, restoranların kapalı olma gibi yasakları olsa da turistik seyahatler çok sıkıntı yaşamıyor. Yani otel rezervasyonu, seyahatler, geziler vesaire. Otobüslerde de sınırlar kaldırıldı. Sanki 2021 yılımız daha iyi geçecek gibi duruyor kültür turizmi yönünden. Ne dersiniz? Siz nasıl görüyorsunuz? Özellikle söylemleriniz için teşekkür ederim.
Biz herhalde zannedersem kültür turizmine şirket olarak 25 senedir çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yani 35 yıldır kurulan şirketimiz son 25 yıldır bu alanda da çok önemli şeyler yapıyor. Hatta şu anda kültür turları direktörümüz Kerem ekibi yaklaşık çok uzun senelerdir beraberiz. Biz ilk günlerde ilk işe başladığı gün şöyle bir konuşma yapmıştım. Yani kültür turizmine biz ticari olarak bakmayalım. Misafir memnuniyetini orada oluşturalım. O kitle senelerce bizle seyahat etsin dedik ki aynı o şekilde yani neredeyse 3 jenerasyondur bizle seyahat eden misafirlerimiz var. Her geçen günde artarak devam etti. Yani 100 binin üstündeydi bizim 2019 sayımız kültür turizminde Türkiye'de seyahat ettirdiğimiz kitle. Orada tabii ayrı bir heyecan var. İşte oranın esnafıyla ayrı diyaloglar kuruyorsunuz. Ben her Mardin'e gittiğimde orada dostlarım var. Urfa'ya gidiyorum dostlarım var. Diyarbakır'a, Karadeniz'in her bölgesine. Ayrı bir heyecan var. Biz özellikle son 3 sene evvel bu topraklar bizim diye yaklaşık 72 tane farklı video çektik. Bütçeyi size söylemeyeyim. Herhalde 50 sene boyunca kültür departmanı arzu ettiği bütçeyi tuttursa bile o harcadığımız paraları geri gelme şansı yok. Ama bunu ne yaptık? Ülkemize katkı olsun, bölge esnafına katkı olsun. Ve özellikle pandemi döneminden önce de çok büyük bir kampanya ile başlamıştık. Biz Sayın İlber Hoca eşlik etti, diğer duayan isimler, Nevil Özgen Türk, birçok kişi. Mirasın Türkiye kampanyasını başlatmıştık. Burada da önceliğimiz yöresel bir takım el sanatlarını unutulmaya noktasına gelmiş el sanatlarını ortaya çıkartmak. Oradaki kitlenin bu bağlı olduğu şehri daha iyi tanıması için bir takım çalışmalar yapması gibi. Yani biz hep söylüyorum biz işimiz sadece ticari olarak değil sosyal sorumluluk olarak görüyoruz. Ama ne oldu mesela bu pandemi döneminde bizim geçmiş senelerde olmasa bile bölgelere hala ulaşımlarımız, turlarımız devam etti. Mardin'den dostlarım arıyor beni. Mete misafirlerin geldi şimdi. Restoran sahibi. Ücret almıyorum haberin olsun. Ya nasıl ücret almıyor bu işe? Yok diyor. Biz sizden 25 sene para kazandık. Hatay'a gidiyorlar. 25 sene evvel küçük bir pişmaniye dükkanı. Şimdi oranın en büyük pastanelerinden biri. Siz müşterilerden almıyoruz bu dönem falan diyorlar. Ya bunları parayla pulla ölçecek bir şey yok. Yani özellikle şunu kastetmek istiyorum. Hakikaten biraz ben biraz evvel de kusura bakmayın heyecanıma yenik düştüm. Kendi evimin içinde gibi davrandım TÜRSAP TV'de. TÜRSAP da bizim evimiz. O yüzden biraz adrenalin yüksek bir takım şeyler söylemiş olabilirim ama hakikaten duyguyu kaybetmememiz lazım. Heyecanı kaybetmememiz lazım. Para çok önemli. Tabii ki hepimiz bu işi evimize ekmek götürmek için yapıyoruz. Çocuklarımızın sosyal hayatını bir şekilde düzenlemek için çalışıyoruz. Daha çok çalışıyoruz ama hakikaten turizm özellikle seyahat acentaları bir duyguyla besleniyor. Heyecanla besleniyor. Ben hep şunu söylüyorum. İşler olur olmaz. Sağlık çok önemli ama bu heyecanımızı, duygumuzu hakikaten bitirmeyelim. Çünkü çok özel bir şey yapıyoruz ve insanların en mutlu anılarında onların yanında oluyoruz ve tekrar aslında hep bir takım negatif şeyler söyledik ama güzel şunu da ifade etmek istiyorum vaktimiz de kalmadı. Reçeteye tatil yaz diye bir kampanya oluşturduk biz ilk günlerde. Hatta TÜRSAP da sağ olsun İzmir Fuarı keşke yüz yüze olabilseydi ama bu slogan da kullanılacaktı diye düşünüyorum. Çok da hoşumuza gitti. Hakikaten reçeteye tatil yazmak lazım. Bazı dostlarım, seyahat acentası olan dostlarım da bazen eleştiriyor. Ya Mete, işte ortalık birbirine girmiş, virüs bu kadar artmış. Siz hala işte tatille ilgili sloganlar falan. Ya güzel bir tatil bence en iyi ilaçtır. Bakın, insanların sosyal hayatında etkileşimine, iş hayatındaki pozitifliğini, ev hayatını hakikaten güzel bir tatilin sonunda çok daha pozitif olduğunu ben 30 senedir yaşıyorum. Hatta çok daha fazladır. Senelerdir milyonlarca misafirimizden de bunu gözlemliyorum. Güzel bir tatilin en iyi ilaç olduğunu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Bu fırsatı bize verdiniz. Bu Rica yayında ederim. da olduk. Daha bitmedi. Zamanımız Bitmedim bitecek başım. olsa da Tamam. Bir saat dediğiniz için o zaman ben daha sorularımız var. peki. Yalnız şurada size aynen katılıyorum. Ben çok desteklemiştim. Reçeteye tatil yaz diye bir reçete formatındaydı. Gerçekten kim bulduysa tebrik ediyorum. Siz de bunu iletin.
Ben biraz iletimi kendim bulduğum için çok rahat bir şekilde ileteceğim. Evet. Bir gün böyle bir şey çıktı, reçeteye takacağız diye. Teşekkür ederim, sağ olun. Biraz psikolojiyle ilgilenen birisi olarak söyleyeyim. Biz öneririz, sıkıldığınız zaman yer değiştirin. Size çünkü daha iyi hissetmenizi sağlayacaktır bu durum. Şöyle ki bakılınca aslında toplumsal olarak bir yerden bir yere gitmeyi ya da deniz, kum, güneş, havuz başında, deniz kenarında yatmayı insanlar sadece bir tatilden ibaret olduğunu söylüyor. Oysa ki tatil insanın kendisini en iyi hissetme argümanıdır. Yaşamanın bir parçasıdır. Bir yerden bir yere seyahat ettiğimiz zaman, yemeklerini yediğimiz zaman, oranın kültürünü gördüğümüz zaman kendimize ait olanları da götürüyoruz. Orada harmanlıyoruz, orada bırakıyoruz. Oradan alıp geri geliyoruz ve başka insanlara taşıyoruz. Kültür ve seyahat, turizm bu anlamda da çok önemli. Çok güzel ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Sadece gezmek, yemek içmek, para harcamak ya da müze ziyareti değil turizm. Turizm insanın net olarak kendini en iyi hissetme halidir. Yani çok böyle bakmak lazım. Böyle bakmak lazım. Dolayısıyla turizm desteklenmesi gerekiyor ve turizmcilerin yaşatılması gerekiyor. Evet, ben şimdi sorulara geçmek istiyorum. Birkaç soruyu sormak istiyorum. Çok fazla var. Şöyle ki bir izleyicimiz şunu sormuş Mete Bey, aynen okuyorum. Jöle Tur Türkiye'de iş turizmi hareketlendiren baş aktörlerden birisi olduğunu söylüyor. Özellikle yaz otellerinde tek yetkili satıcılığa tepki her geçen gün büyüyor. Hem tüketiciler tarafından hem de ajantalarımız tarafından büyüdüğü söyleniyor. Sizin bu konuyu nasıl yorumladığınızı ve firmanızın, Jöle'nin bu konudaki stratejisini soruyor. Ek olarak, buna ek olarak da bakanın sahip olduğu firmanın rekabeti bozduğuna dair de böyle sorular var. Bu konudaki sizin düşüncelerinizi ve görüşlerinizi almak ister izleyicilerimiz. Şimdi ben ilk soruya müsaadenizle cevap vereyim. İkinci sorunun muhatabı ben değilim. O yüzden o konuya cevap vermem hakkımı kullanıyorum. Tamam. Birinci konuda şöyle söyleyeyim. Bir kere Türkiye'de tek yetkili diye bir otel yok. Yani biliyorsunuz ki otelleri misafir direkt kendi arayıp rezervasyon yaptırma şansı var. Hatta ne yazık ki 2015'teki uçak krizinden sonra her otel ya kendi içerisinde bir call center kurdu ya da bir call center şirketiyle anlaştı. Şimdi biz burada tabii bu söz aslında bana soruluyor ama benim de içinde olduğum bir konu olduğu için Türkiye'de hakikaten çok ciddi kapasite misafir oluşturduğumuzdan dolayı bakıldığı zaman çok ciddi sayıda otel var, yani 10 bine yakın. Burada tabii hesaplanması için o bölgede tekelleşmenin ne kadar olduğuna bakmak lazım. Bu veriler TÜRSAP'ta vardır muhakkak. Ama şunu söyleyeyim. Özellikle 2018-2019 yıllarında bizler otellere risk alıp milyonlarca çek vermeseydik Türk pazarı otellerde %20 değil %10'larda kalacaktı. Çünkü oteller yurt dışına daha fazla kontenjan ayıracaktı. Yani bakıldığı zaman 6-7 tane daha fazla seyahat ajantası otellerden tek yetkilik değil. Otellerde ciro anlaşması yapıyor ve ön avanslarla yapıyor bunu. İşte geçen sene yaşadığımız konular da bunlardan bir tanesi. Yani biz Mart'ın 15'ine kadar yaklaşık 300 milyon TL ödeme yapmıştık otellere. Niye yapmıştık bu ödemeyi? Otellerden kontenjan alabilmek, kontenjan arttırabilmek filan. Bunu o yüzden sadece Türk pazarını pazar pazar ele almamak lazım. Eğer Türk pazarında bizler bu yatırımı otellere yapmasak, otel için Rusya'daki bir operatöre verecek yani. Almanya'daki bir operatöre verecek yani. Bence bu konu hep soruluyor ama bence algıda hakikaten bir hata yapılıyor. Bence keşke bununla ilgili çok ciddi bir toplantı yapılsa, çünkü çok uzun anlatabilirim ben bu konuyu. Herkesi ikna edebileceğimi düşünüyorum. Yani zaman zaman şöyle şikayetler geliyor bize, aslında bakıldığı zaman birliğimize de geliyor. Bize yakın dostlarımızdan da, bizi tanıyan meslektaşlarımızdan da geliyor. Evet. Şöyle deniliyor. Ben de oldukça geçtiğimiz yıllarda çok yaşadım bunu. Örneğin bir tüketici bir otelde tatil yapmak istiyor. Kemer'deki A otelinde tatil yapmak istiyor. Oteli bir ajanta vasıtasıyla satın almak istediği zaman odasını, otelden şöyle bir dönüş geliyor. X tur operatörüyle anlaşmalıyız. Tatilinizi buradan almak durumundasınız. Evet. Şimdi buradaki söylenen aslında tek yetkililik bu. Biz üzerimizde... Ali Bey anlıyorum ben zaten de. Böyle olmasa 100 liralık oteli o misafir 300 liraya gidecek.
Yani belirli operatörler belirli risklerle önden milyonlarca çek vererek veya garantiye girerek veya sözleşmesel garantiye girerek o otellerden biz bir şey söyleyeceğim. 15 sene evvel neyi konuşuyorduk 10 sene evvel? Avrupa'daki misafir Türk misafirden niye üçte bir fiyatına geliyor? Daha Artık ucuz konuşuyor geliyor. muyuz bunu? Niye konuşmuyoruz? Çünkü biz bu ön avanslarla otellerden yer alıp kapasite arttırıp o otellere Ekim ayından itibaren erken rezervasyon kampanyası başlatabiliyoruz. Ben ilk hatırlıyorum turizme başladığım yıllarda daha biraz daha, biz Haziran 10'unda işe başlıyorduk. 15 Haziran'ı satmak için 1 Eylül'de de kapatıyorduk. Biz ve başka tur operatörleri bu anlamda hakikaten ciddi risklere girerek o anlamda da şöyle söyleyeyim. Atıyorum Belek bölgesinde 100 otel varsa 10 tanesi 6-7 tane tur operatörü tarafından 80 tanesi zaten ortak oteller. Bu arada o misafirimizin otele gitme şeyini engellemiyoruz. Çünkü misafirimiz oteli arayıp direkt rezervasyonunu yaptırabilir zaten. Yani tek yetkililik de demektir. Sadece bir kanalda bir şekilde satılan ürün değil mi? Öyle bir şey ki. Neşe Hanım tatile gitmek istedi diyelim. Antalya'daki o oteli arayıp zaten rezervasyonu yaptırabilir. Veya call center şirketinden yaptırılabilir. Burada Türk ajantalarla rekabet eder pozisyonda bir görüntü veriliyor. Evet, belirli operatörler belki bu anlamda çok daha agresif olabilir. Belirli operatörler daha az agresif olabilir. Ama konu sadece Türkiye'deki pazarlanma şekli değil bu. Eğer bununla ilgili farklı bir şey varsa yani o otellerin kapasitesini arttırmak için belirli farklı güçlerle bunları yapılabiliyor izahını çıkartmaksa nokta o bambaşka bir konu. O da konuşulabilir bir konu. Ama şimdi bugün bakıldığı zaman Türk tur operatörleri birbiriyle rekabet etmiyor bu anlamda. Yurt dışıyla rekabet ediyoruz. 2019 yılında biz 4 ay 5 ay evvel otellere avans ödemeye başladık. Yer alabilmek için. Yer yoktu. Bakın öyle bir şey ki hep diyoruz ya hep beraber hareket etmemiz lazım. Şimdi şöyle şeyler oluyor. 2015 yılında uçak krizi oldu. 2015 yılında bizim randevu vermeyen, telefonumuza çıkmayan yani bunu nacizane anlatıyorum konu anlaşılsın diye. Yoksa Evet. Jolitür'ün saygınlığını herkes biliyor. Oteller 2016 yılında yurt dışından özellikle Rusya'dan hiç turist gelmeyeceğini düşünüp inanın Esentepe'de ofise giriyordum sabah 40 tane otelci dostum beni odamda bekliyordu. Ne olur bir oda bizi satın. Sonra 2017'de toparlandı. İç pazar yine daha az önemsendi. 2018 daha da az önemsendi. 2019'da baktık hakikaten çok ciddi risklerle yer alabildik. Çünkü oteller neredeyse Nisan ayında stop çekmeye başladı. Bu anlamda eğer bizler bu önlemde bu risklere girmemiş olsaydık keşke biz mutlu muyuz bundan 300-500 milyon TL risklere girip de oda alabilmek yani hayal pazarlıyoruz işte pandemide geçen sene yaşadık başka şeyler de yaşanılabilirdi. Bu risklere giriyoruz niye? Türk misafirimiz en doğru fiyatlarda en doğru şekilde otellerde seyahat yapabilirsin. Çünkü erken rezervasyon biliyorsun sadece fiyat önceliği değil yer bulma avantajı aynı zamanda. Yani o yüzden misafirimize isterseniz benim numaramı da verin. Ben kendisine bu konuyu çok daha sağlıklı bir şekilde bir kez daha anlatmak isterim. Çünkü bu konu hakikaten çok gündeme geliyor ama bence doğru bir şekilde algılanmıyor. Peki, bu biraz daha tartışılacak bir konuya benziyor. Ancak çok net anlaşıldı, çok net anlattınız. Ben en azından ben anladığımı düşünüyorum. Şöyle ki tek yetkililik sistemi aslında bakıldığı zaman tüketiciye daha ekonomik ve yer garantili tatil yapma olanağı sağlıyor. Bunu böyle düşünebiliriz ve bununla birlikte de her tüketici istediği tesiste kendi rezervasyonunu yapıp tatilini yapma olanağı da var. Mete Bey, şöyle bir soru daha var. Özellikle küçük otelcilerin sizi desteklediğini, fakat siz bu küçük otellere biraz mesafeli durduğunuza yönelik böyle bir eleştiriler soru var. Buna ne dersiniz? Çok özür dilerim. Küçük ne demek? Onu tam Küçük küçük oteller, ne daha demek küçük yani? kapasite. Oda sayısı anlamında mı? O da yani Şimdi işte benim 20. için markalar önemli. Mesela Türkiye'de 7 odalı bir otel olabilir ama Türkiye'nin en önemli markası olabilir. Yani küçük Muhtemelen dediğimiz hangi anlamda? küçük oteller diye soru geldi. Küçük oteller muhtemelen butik otellerden bahsediliyor. Benim kendi gördüğüm, sizin böyle bir ayrımınız yok diye görüyorum. Çünkü küçük çok şık butik şehir otellerinde zaman Şimdi zaman görüyoruz. Sektörün içinde olunca herkesi takip ediyoruz. Ali Yani Başkanım Bey bu şu anlamda olabilir. Bu anlamda biz yapımızı özellikle kardeşimin çok daha yetki alarak şirketin başına geçmesiyle beraber
özellikle ekstra net otelleri ve diğer yapılarla ilgili orta ölçü, yani küçük derken oda sayısı az olan otellerle çok daha yoğun bir şekilde çalışmaya bu dönem başlıyoruz. Bunun Evet. ana sebebi de biliyorsunuz özellikle işte yurt dışı menşeli internet sitelerin kendi planlaması, fiyat yapısını otellerin üzerinden kendileri yapmaya başlamıştı. Bunlarla ilgili de biz düşünebiliyor musunuz? Yani aynı anda 10 bin tane otelin sorsat olarak kontrol etmenin zorluklarını. O yüzden daha fazla resort bölgesinde etkinlik ve şehir otellerinde kültür turları ile ilgili etkinlik. Ama bu yeni dönemde tüm otelci dostlarımıza saygı anlamında her zaman o saygıyı zaten gösteriyorduk ama ticari olarak işbirliğimizin de artacağının müjdesini buradan sizin aracınızla tekrar verelim. Yoksa biz küçük otel, büyük otel falan hiç böyle bir şey düşünmüyoruz. Hep diyoruz ki duygudan bahsediyoruz. Burada şuna da İnşallah bakmak gerekiyor. ticari Evet, olarak da geliştireceğiz. Nasıl efendim? burada şuna da bakmak gerekiyor. Firma olarak hizmet konsepti, hizmet kalitesi noktasında da belli bir çizgisi mutlaka her firmanın var. Dolayısıyla burada bir ayrım yapmada her zaman hakkı olması gerekir diye düşünüyorum. Belki böyle yorumlandı. İşte küçükten kasıt oda sayısı mı yoksa iki yıldızlı tek yıldızlı mı? Onu ben de anlamış değilim. Soru bu şekilde geldiği için size yönelttim. Diğer soruda da cevap verme hakkınızı kullandınız doğal Yani olarak. şimdi Diğer tarafı bakanın şirketiyle ilgili ben ne diyeyim yani? sadece rekabetçi değil konusunda yorum istemişlerdi. Ben Evet. o yorumumu Sayın Mehmet Ersoy Bey ilk bakanı olduğu gün zaten bir ifade ettim. Basına da Etmiş. söyledim. Evet, Ben takip dedim etmiştik. ki sektörün içerisinden birinin gelmesi bir avantaj olabilir ama haksız rekabet zaman içerisinde nasıl önlenecek diye benim 3 sene evvelki demeçlerime baktığın zaman zaten Tabii ben tabii. 3 sene evvel kendi maçımdan birey olarak çünkü ben burada bir tarafım. Benim söylediklerim de o yüzden doğru algılanmaması gerekir. Ben tarafım. Ben rekabet ettiğim bir şirketin sahibinin Turizm Bakanı olmasını ben bir birey olarak kanımsamadığımı o gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Bu benim kendi metavardır olarak düşüncemdir. Sektörde başarılı olup olmadığında en doğru ne zaman anlaşılır? Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın düşüncesiyle o mevkiye geldi Sayın Bakanımız. Bir şeyler yapıyor, doğru bir şeyler yapıyor, kötü bir şeyler yapılıyor. En güzel bunu koltuğu bıraktığı gün arkasına bakacak. Kendi düşünüp görüyor. Ben diyecek mutlu oldum, doğru bir şeyler yaptım veya yapamadım, kırdım, kızdırdım, mutlu ettim. O kararı en doğru şekilde kendisi verecektir. İnşallah geriye baktığı zaman güzel anılarla anılan bir bakan durumunda bırakır. Biz de bundan bir meslektaşı olarak en fazla da biz mutlu oluruz. Bakacağız, göreceğiz hep beraber. Evet. Biz de Sayın Bakanımızdan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Her defasında sürekli talebimiz var. Sektörümüz için ümitlerimizi, sektörümüz için yapılması gerekenlerin bir an önce yapılmasını Bakanımızdan bekliyoruz, rica ediyoruz. Çünkü bizi en iyi kendisinin anlayacağını düşündüğümüz için. Evet, Aydın Hanım, son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi bizim gözümüz tabii yurt dışında. Gözümüz, kulağımız yurt dışındaki seyahat politikalarında. Biliyorsunuz bugün İngiltere pandemi seyahat koşullarında açıklama yapacak. Çünkü özellikle İngiltere pazarında Türkiye talep şu anda çok artmış durumda. Yani geçen seneye göre bile %70'ten fazla rezervasyon alınmış durumda ama bu tabii yüksek vaka sayıları sebebiyle Mayıs-Haziran kaybediyoruz gibi gözüküyor. Ama Temmuz'dan sonra inşallah eğer vaka sayılarında düşme meydana gelirse ve aşılanma da birçok ülkede artış gösterirse ki bu aşılanma konusunda ülkemiz olarak iyi durumdayız, onu da belirteyim. Birçok şeylere bakıyorum yani Almanya ile aşağı yukarı denk gidiyoruz. Hatta biraz ara ara önüne geçiyoruz. Solluyoruz Almanları aşılanma konusunda. Bütün kulağımız, gözümüz, her şeyimiz yurt dışında. Çünkü bizim işimiz yurt dışından getirmek. İnşallah Temmuz'dan sonra
Umarız normalleşmeye doğru gideriz ve bütün incoming acentalarının sadece deniz, kum, güneş yapan büyük operatörler değil de aynı zamanda orta ölçekli, özellikle kültür turu yapan çok ciddi sayıda acentamız var. Bu kültür turu yapan acentalar ağırlıklı zaten geleneksel acentalar. 2-3 kişi çalışıp işte çok kaliteli grup seyahatleri Türkiye'nin her yerine yapan acentalarımızın tekrar iş yapabilmesini diliyorum. Ben de kendim olarak aynı şekilde bunun dileğini yaşıyorum ama keşke tekrar dile getirmek istiyorum. Kaçağı uzatılabilmenin bir yolunu bulsaydık. Eğer uzatabilseydik yazın ve yazın sonuna kadar, yaza kadar en azından uzatabilseydik sektör olarak çok daha birçok insan daha rahat nefes alırdı diye düşünüyorum. Bakalım, umarım biz tabii işimiz pozitif düşünmek, karamsar olmayacağız. Her şey iyi olacak gibi temennide bulunmak ve artan Türkiye'ye artan talebin olumlu yönlerine bakarak biz bu artan taleplere hazır bir vaziyette olacağız. Bunu biliyorum. Biz çünkü hakikaten geçen sene de en çabuk toparlanan sektörlerin başındaydık acentalar olarak ve oteller de tabii ki. Çok çabuk bu güvenli seyahatle ilgili gerekli çalışmalarımız hep yurt dışından da örnek gösterildi. Safe Tourism sertifikası vesaire. Bunlar güzel, olumlu çalışmalardı. Bu şekilde de bu sene de devam ediyor ve örnek gösteriliyoruz. Umarım tekrar toparlanmaya gireriz ama şöyle söyleyeyim, yurt dışının da bu konudaki beklentisi 2019 verilerinin yarısına bile gelebilsek mutlu olalım şeklinde, öyle söyleyeyim. Peki, çok teşekkür ediyorum Aylin Hanım. Mete Bey, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Zamanımız oldukça geçtik. Çok Buyurun lütfen. teşekkürler. Tekrar hakikaten şöyle hatırlatmamız lazım. Yani bu illetten ilk kurtulacak ülkenin bilhassa ülkemiz olmasını temenni ediyorum bir an evvel. Çok büyük zorluklar var. Ama ülke insanı olarak biz hakikaten çok büyük savaşlar verdik. Çok büyük zorluklar atlattık. Birçok şey atlattık. Umut ediyorum ki bunu da atlatırız. Bunun yanında da atlatırken de Türk turizminin bu çıkış noktasında özellikle ekonomiye katkısı itibariyle en önemli çıkış noktasının turizm olacağını düşünüyorum. Bunu tüm bürokrasinin hakikaten bunu Sayın Bakan da bunun mücadelesini muhakkak veriyor. Herkes veriyor. Ama her gelen bir turist, iç turizm veya dış turizmin çok önemli olduğunu, bölgeye, şehre, ülkemize, bölge esnafına çok büyük katkısı olduğunu ve hakikaten bu illetten çıkacaksak, kurtulacaksak ekonomi olarak ilk önceliğin turizmin kaynakları olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiniz. Tüm buradaki meslektaşlarıma, bizi izleyen herkese sonsuz saygılarımı sunuyorum. Umut ediyorum ki çok daha mutlu, güzel günlerde hep beraber olma şansında oluruz. Sağ olun. Halim Başkanım, iyi akşamlar dilerim. Ben de teşekkür teşekkür ediyorum. ediyorum katılımlarından ve katkılarından dolayı. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli izleyiciler, programımızı canlı olarak sunduk. Bundan sonra TÜRSAP TV'nin sosyal medya hesaplarında yayınlanmaya devam edecek. Her zaman izleyebilecek izleyicilerimiz, izleyebileceksiniz. Evet, bugünkü konuklarımız TÜRSAP İç Turizm İhtisas Başkanımız ve Jöle Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar'dı. Mete Bey, tekrar çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi, çok faydalandık bilgilerinizden. Ümit ediyorum ki Beşiktaş da bu sene şampiyon olur. Moraller daha da düzelir sizin adınıza. Dün bir kaza geçirdik. Bakalım hayırlısı, Çarşamba maçın Alanya maçı daha önemli oldu. Evet, Galatasaray'da diğer takımlarda son zamanlarda puan kaybediyor. Evet, Aylin Hanım çok teşekkür ediyorum. TÜRSAP Incoming İhtisas Başkanı ve Fugo Travel Yönetim Kurulu Başkanı. Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli izleyiciler, en yakın zamanda sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle iyi günler, iyi haftalar, hoşça kalın diyorum. Hoşça kalın. Aşağı.